Evet, uzatma kablosu yapımında ilk dikkat edeceğimiz nokta kablomuzun uçlarını gerektiği kadar soymak. Bunu fişten şöyle ölçü alıyoruz. Kablomuzun beyaz izole kısmı aslında hem kablomuzun elektrik izolasyonunu sağlıyor hem de bir destek görevi görüyor. Yani fişi şu şekilde monte ettiğimizde üzerine kelepçeyi fişin kelepçesini sıkıştırdığımızda kablodan çekilip de fiş eğer çıkarılmak istenirse uç kısımlara yani bağlantı noktalarına yük binmesin diye beyaz kısım kelepçenin mutlaka altında kalmalı. Fişimize bu şekilde ayarlıyoruz. Gris kısmında da aynı şekilde kablomuz kelepçenin altında kalacak şekilde beyaz kısım tam kelepçenin altında kalacak şekilde kablolarımızı da en uzaktaki bağlantı noktalarına yetecek şekilde soyuyoruz. Daha sonra kablolarımızın uç kısmı bu şekilde yan keskinin çukur tarafı dışta kalacak şekilde yeteri kadar azıcık bastırıp içerideki bakır kabloya zarar vermeyecek şekilde baş parmağımızda yan keski dışarıya doğru itilerek kabloların ucu soyulabilir. Ardından fişimizde bulunan kablolarımızı sıkıştıracak olan vidalar kablolarımızın girebileceği ama vidanın düşmeyeceği şekilde gevşetiliyor. Fişe monte edeceğimiz kabloların telleri bu şekilde dağınık. Bunları bu şekilde sarıp ayrı ayrı montaja hazır hale getiriyoruz. Ardından genellikle yapılan bir hata bu işlem yapılıp daha sonra fişin kapağının dışarıda olduğu fark ediliyor. Önce fişin kapağını geçirmekte fayda var. Bu şekilde daha sonra yaptığımız işi tekrardan sökme gerekliliği ortadan kalkmış oluyor. Kablolarımızın uçlarını sardıktan sonra eğer önce faz ve nötrü bağlarsak daha sonra toprağı ortaya yerleştirmek zor oluyor. O yüzden önce topraklama kablosunu ortaya geçirmekte fayda var. Topraklama kablosunu geçirip ardından vidasını bu şekilde sıkıyoruz. Vidayı sıkarken eğer çok fazla sıkarsak kablomuza zarar verme ihtimalimiz veyahut da vidayı yalama yapma ihtimalimiz var. Yine sıradaki kablomuzu geçiriyoruz. Burada dikkat edeceğimiz önemli noktalardan bir tanesi bakın şurada kablo monte edilirken bir tane tel dışarıda kaldı. Onun olması istenmiyor çünkü gevşeme durumlarında ilerleyen süreçte kısa devre riskine sahip oluyor fişimiz. Bu şekilde yerine takıyorum ve vidasını sıkıştırıyorum. Son bir defa yine bağlantıların sıkılığını kontrol ediyorum. Ardından dikkat edersek kelepçemizi beyaz izolenin üstüne gelecek şekilde kapatıyorum ki çektiğim zaman uyguladığım kuvvet şu bağlantı noktalarına değil de fişimizin beyaz izoleli kısmına yani dış kısmına binsin. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi faz ve nötr kablolarının bağlantı yerlerinden şu açıklıklarının fazla olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar eğer çok soyulu olursa yine bir gevşeme durumunda birbirine temas etme riski
oldukça fazlalaşıyor. Fişimizin kapağını da getirip dikkat edin. Topraklama telleri kapağın dış kısmında kalacak şekilde kapatmamız gerekiyor. Ardından fişimizi takıp cıvatamızı takıp montajımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Fiş kısmı tamamlanmış oldu. Evet, priz kısmına geçtiğimizde ise daha önceden kablomuzu montaj yerlerine yetişecek şekilde soymuştuk. Kesmiştik kablomuzu. Ardından bu şekilde kablomuzun bakıyorum faz ve nötr yeterli uzunlukta. Toprak kablosu ise bir miktar uzun. Dolayısıyla şöyle bir montaj mesafesi bırakıp topraklama hattımızı da bu şekilde biraz daha kısaltıyorum. Mesafeleri ayarladıktan sonra yine montaj için kabloların uçlarını bu şekilde soyuyorum. Topraklama hattını da yine aynı şekilde bağlantısını yapacak şekilde kablolarımızın uçlarını yine bu şekilde kıvırarak yuvalarına düzgün bir şekilde oturmalarını sağlıyoruz. Soyarken bir miktar fazla soyulmuş olabilir. Gerekirse fazlalıklar bu şekilde kesilebiliyor. Yine burada dikkat edeceğimiz nokta, bu fazlalıkları alırken uçtaki kırıkların, yani kestiğimiz kabloların prizin içinde kalmamasını sağlamak. Yani prizimizin içinde herhangi bir iletken olmaması gerekiyor. Yine aynı şekilde. Yine önemli noktalardan biri söylediğimiz kablomuzun beyaz izole kısmı yine kelepçenin tam altında kalacak şekilde cıvatamızı takıyoruz ve sıkıştırıyoruz. Bu da aynı şekilde herhangi bir şekilde kablodan tutup çekilirse eğer uyguladığımız kuvvetin, uygulanan kuvvetin bağlantı noktalarına değil de kablomuzun izoleli kısmına uygulanması için yine vidalarımızı gerektiği kadar kablolarımızın girebileceği ama vidanın düşmeyeceği kadar içine bakarak açıyoruz. Bu da aynı şekilde kablolarımızın gireceği ama vidanın dışarı düşmeyeceği kadar açıyoruz. Ardından ucunu kıvırmış olduğumuz hattı yuvaya takıp cıvatasını sıkıyoruz. Toprak hattını ortadaki bölüme takmamız gerekiyor. Toprak hattı cihazların gövdelerine temas edecek. Fişteki toprak hattıyla karşılıklı gelecek şekilde yer alıyor. Evet. En son bir bağlantı kablosunu da yerine yerleştirip vidamızı sıkıyoruz. Bu şekilde bağlantı tamamlanmış oluyor. En son kapağımızı kapatıyoruz. Ve sıkıştırma vidalarımızı, kapağı tutturacağımız vidalarımızı yerleştirip sıkarak İçinde bir şey kalmaması için kontrolümüzü yapmıştık az önce.
vidalarımızı sıkıp pişimizi kullanıma hazır hale getiriyoruz.